Alright. Bir maksat daha yerine getirildi. Yük Sargon'da yeni bir şey seçmek için. İki tur var. Sen... sana güzel birimler basmak isterim. Bir dakika, bunu yakalayabiliyor muyum? Her şeyden önce yakalayabiliyorum. Sen yaklaş. Sen yakala. Şunu bir paketleyelim artık. Bayağı. Tamam, böyle savaşa savaşa aslında Tunç sıkıntısını gideriyoruz ya. Ama şuradan Tunç'u alsak daha iyi olur tabii. Yalnız onun öncesinde şu orduyu temizlemek de daha iyi olabilir. Zaten oraya ulaşamıyorum. O buraya ulaşıyor mu? Ulaşıyor. Tamam. Biraz tazelenmeye ihtiyacım var ama ya dur. Şuraya kadar gel. Sen de şuraya gel. Önümüzdeki tur saldırabilecek pozisyondayım herhalde. Şuradan kaç kişi geliyor? 16... şudu. 22. Aslında 6 kişi geliyormuş. Bu herif orayı kuşatsa daha iyi olur. Bakacağız. Nurta'nın ordusunu daha kaliteli yapalım falan diyordum. Ne? Şuraya uğraman daha iyi olur. Okay. Şuraya kadar gel. Şu tarafa devam edersin. Bu sırada da senin orduna ne katabiliriz? Üçüncü seviye atlı istemiyorum. Şuradaki elit birliklerden var mı elimde hiç? Vallahi varmış. Bunlar da çok tecrübeli bilmem ne ama yani. Normal birliklere tekrar bir bakayım. 5. seviye şöyle bir abi var. Asıl yani savunma odaklı. Bunun savunması 74 mesela. Bununki 66. Ama yani bu da iyi tabii öte yandan. Şu 3. seviye at yerine şu 6. seviye atı tercih ederim. Okçu konusunda bu 3. seviyelerden daha iyi bir seçeneğim yok maalesef. Dur karar vereyim artık. Atlı okçuyu tercih ederim aslında zaten de. Onu da alamadık. Atlı okçu binasında ne kadar var? Anında inşa biraz fazla pahalı. Nothing passes me by. Tamam, şu ikisini bir alacağım. Şunu göndererek ve birini daha göndererek. A warrior spirit is a must. Strength, honor, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane yakında bir birimim. 3, 6, 7, 8, 9 tane okçum var. 10 tane okçum New York'ta da sayarsak. Şu atlıya ne de düzgün bir atlı alacağım ben ya. Gel. I seek strong warriors. İyi para harcadık ama. Yurtanın ordusu iyi olsun. Aa bu 19 kişi vardı değil mi ya? Bir şey daha almam lazım. Savaş arabası... Atlıyı aldık zaten gerek yok. Şu abiden olsun bir tane de. Onlar o tarafa doğru devam ediyor. Sen sevgili dostum, sana da birazcık bir şeyler vermek lazım değil mi? İkiler kalsın sende de birilerden kurtulalım en azından. Bakayım başka bir kalmadı bunlardan başka değil mi? Kaç tane yakında bir şey var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, bu da 12. Kesinlikle okçu lazım yani kısacası. Ve iyi okçu lazım galiba. Tamam. Önümüzdeki tur şuradaki tırt şeye doğru yola çıkartırım bu adamı ama yanında birini alması lazım. Sen git. I have carried the burden of my duty for a long time. Yok da. Diğerleri de işerme. Tamam.
Okey. Ordular böyle. Saray elemi. I rule. Here. I act. Met senin olmaya az kaldı. I am. Sana bir %100 ihtimalle şantaj yapalım. Şu bir daha yarttırmak mantıklı galiba. Şimdi bir tekrar işini seviyeye çıkaralım. Abi de bir şey mi yıktım ben bilerek? Emin değilim de. Gıda geliri, mutluluk. Ne hadi yap bari ya. Burada da isyan çıkacakmış. Engelleyebiliyor muyuz? Engelleyemiyoruz. Uru'yu korumakla uğraşamam. Ben bu Uru'yu o zaman şunlara satarım. Daha sonra tekrar fethederim bunları. Al sana Uruk. Vasal mı? Yok, istemiyorum hiçbir şey. Sizi fethetmek istiyorum. Ben senin neyin var? Her şeyin var bol bol. Yani İsyancılara kaybedeceğim en azından bir para edilsin. Tekrar alırız onu. History will remember me. Yani şuna yaklaşma ihtimalleri olursa düşünürüm de vasallığı şu an bir kalsın ya. 4 tane yerleşim yerleri var. Orada şey gibi kalsınlar istemiyorum öyle. Karakol. Bu sefer denk geldi. Yine unutmuştum halbuki. I know. Bright ideas for dull problems. Maksat seçim yok. Eyalet başkenti fethedilecek. Onlar halledilecek. Başka nerede isyan çıkıyor? Burada da mı isyan çıkıyor? Buradakini engelleyebiliriz ama ya. Buradaki ile tekrar uğraşmak istemiyorum. Buraya biraz mutluluk veren şunu seçelim. Önümüzdeki tur açmayı unutmayayım anahtaki şeyi. Hop. Bunu beklemiyordum ya doğrusu. Güzel. So few are like me. Okey. Yeni bir Elam Kralı ve... Elam Kralı mı? Ne oldu orada ya? Welcome to my court. My ward is lonely. Adam öldü demek ki oğlu yerine geçti. Tamam. Ona karşı bir saygınlık... Dur. Şantaj yap kupasını başkasına karşı kullanırız. Tamam. Ona karşı o zaman %100 ihtimal zaten. Meşrutiyet durumları ne alemde? İdare ediyoruz. 5 tur kaldı ya. İç savaş bitene kadar oynayayım bari. Dur, saraya elim diyorduk. You come to the court of a great empire. Know your place. Meşriyet. Kişiyi görevden alır. Meşriyet. Seçkin. Tamam, meşriyet çalayım birazcık. New York'ta gayet iyi durumdasın. Ekonomi çok o kadar iyi durumda değil artık ama olsun. Şurayı herhalde kütlüye alırsın ya oradan destek bile gelse. Aynen öyle. Atlı biraz hasar görüyor. Olacak bu kadar. Şu taraftakiler şu orduyu temizlesek daha iyi olacak galiba öncelikli olarak ya. Ayrıca şu maksadı yerine getirmek için de son hamle olacak bu. Geri çekilemeyecek. Oto sonuçtan rahatlıkla alacağım. We've proved ourselves today.
ve emsalsiz yiğitlik, eylem ruhundan cesaret almak, ölümün karşısında sarsılmadan durmak, kılıcı yüksek tutup bir savaş narası atmak ve muharebe dansı başlıyor ve asla bitmiyor. Güzel. 43 olduk. Yani tabii ki küçük zafer kazanana kadar oynamayacağımı ilan ettim de en azından yaklaşmış olmak da güzel. Sen şuraya ulaşamıyorsundur. Ha, ulaşıyorsun. Ama sanırım saldırmak mantıklı olmaz değil mi? Bak bakayım. Ya, mantıklıymış. Süper. Çevrele. Sen de düz yürüyüş vaziyetinde desteğe gel. Biraz yaralanmalarının maksimumu yok. Eşik alet. Sesi değişti. Sargon'da şu an nihayet başkenti. Şurayı fethedince o maksat yerine getirilmiş olacak. Böyle tahmin edelim. Kaybetme ihtimalim var ama olsun. Yani %5, %10 Tunç için çok değmez ya. İnşinak'a versek daha iyi. Okay. Sen de şuraya doğru ilerle ufaktan. Kal öyle, tamam. Okay, sen de şurada 10 oldun, 11 oldun. Hatta ne vereyim sana? Altın geline gerek yok. Ona da gerek yok ama altın geline al bari. Bu taraftaki ordu da ufaktan hazır artık galiba ya. Şunu gösterdiğine göre şu onların olsa gerek. Diğer şehirleri bu mu? Yoksa yukarıdaki mi, ondan emin olamıyorum. Ama şuradan milletin toprağına basa basa gidelim biz. Bir dakika, şurasıydı değil mi? Hiç ki tarafsız. Tekrar bakayım ya, tam hatırlayamadım şu an. Ha yok, orası değil. Ha, yanlış yerden çıktık o zaman. Buradan değil de şuradan çıksak daha mantıklı olurmuş. Ha, şuradan kuzeye gidelim o zaman. Sen de onun yanına gidiyorsun tabii ki. March in column. Şurası onların şehri mi? Değil galiba. Oradan da daha kuzeye gitmem gerekecek gibi duruyor. Bakacağız. Zaten takas anlaşmaları. Yine klasik. Şunları bir tazeleyelim. MR'ını tazeleyelim aynı şekilde. Birazcık daha iyi bir anlaşma elde etmek mümkündü ama çok da büyük bir fark yaratmaz sonuçta. Hani Galbat'ta şunu yükseltmek bir isterim ama buralarda bir şey yok. Yani ne kadar ya, iş gücü işime yarar mı artık bu saatten sonra ya? Yarayabilir. Biraz biriktireyim iş gücü ben. Al hadi. Yükselt hadi bunu da. Rapiku. Bakalım. Kurayım mı bunu? Dikili taş. Sen Şişnak tapınağı kur ya. Hala biraz mesafe var. Bir de tabii şunu kur. Sanırım bina nerede? Ha, yeni aldığım yer. Burada var mı enteresan bir şey? Yok. Düz bir yerleşim yeri. Tamir et. Şunu da upgrade et. Kalan
Bir sürdürsün bu. Şunu upgrade edeceğim ya. Özel binaları yapmak istiyorum Terkoa'ya ama bu zaten kazanacağım iş gücünü arttıracak bina falan da kurabilirim belki onun sayesinde. Bunu yık, bunu yık. Şuraya bir inşi şinak bas. Ya da hadi şurayı bir yık sen. Bir tane bundan buraya. Heh, taş bitti, tamam. Bunu seçemiyorum şu an. Nedir? İfşa mı oldu? Tamam. Bir bakalım hangisi ifşa oldu. Heh, bununla aram iyileşmiş olduğum sayede. Bundan ne isteyeyim ben? Seçkin savaşçı isteyeyim değil mi? Tamamdır. Her zaman işe yarar. Şantaj yapma devam etmekte. Ha, ben bundan para kazanacaktım ama değil mi galiba? Neyse artık. Nurta, sen bu taraf boş zaten. Sen kuzeye doğru devam et bari. Şöyle bir uğra. Direkt buraya saldırabiliyoruz. Evet, başkenti değil. 20 kişilik bir garnizon buradan gelenlerle beraber. Mantıklı. Mantıklı. Resist me and you will die. Oh, hayır, mantıklı değil. I forbid it. Şuraya bir saldır önce. You are the pride of Assyria, warriors. Buradan birimleri ikmal al. Lessers deserve less. Yerli bir edince yürümen bitiyor muydu? Etmiyor. Tamam, süper. Kendi toprağına geldi, biraz tazere. Ve şurada da 20'yi olmuş olduk. Güzel. Siz ise şu tarafa doğru harekete geçiyorsunuz. Aynen, şurası gayet güzel bir hareket noktası. Sen burayı kuşatıyorsun, sen de oraya saldırıyorsun. Bunlardan da var elimde zaten. Muhtemelen oto sonuçta rahatlıkla alırım. Sen kuzeye doğru yolculuğuna devam ediyorsun. Biraz yavaş yavaş devam et ama ne olur ne olmaz. Evet, burası tarafsız bir yermiş. Şuraya doğru gitmen lazım senin. Baş vaziyetine gir ya, bir şey olmaz. Sen de onu örnek al kendine. Asur'la takas anlaşması. Bunu da tazeleyelim. Yakın zamanda yine saldırmayı planlamıyorum bu Asurlulara. Şu mu? Güzel. Yeniden doldurma hızı. Aha! Böyle de bir şey mi varmış? Oha! %20 yeniden doldurma hızı. Muhteşem bir şey ya. Tamam, direkt bas. Ya diğer tarafta da diplomatik şeyler vardı, teknolojiler vardı ama yani bu kadar güzel şeyler karşıma çıkınca da bırakamam, kusura bakmasınlar. Bunu da beşleyelim. Kalan karakol yerlerini de dolduralım. Şunu buraya saldırı gelebilir ama vurama şansım da olabilir öte yandan. Sen de vur. Ya ben buradaki bütün binaları bir upgrade edeceğim galiba ya. Böyle bak, bunları gıcık etti. Zaten o en büyük binayı yapacak kadar şeyim, altımın birikmesine daha bayağı bir zaman var. O slot zaten boş kalacak bir süre. Yapalım şunu da. Bir şey daha seçebiliyorum. Seçtim. 8 marve kazanma. Oo, normal baksat olmasına rağmen. Tamam, bunu aldım o zaman ben. Zafer noktası kazandırmaz normalde maksatlar ama herhalde turlar ilerlediği için 43 olduk onda da. Taciz'in iç savaşın bitmesine 4 tur kaldı. İyi durumdayız o konuda, sorun yok. Okey, güzel gelişmeler yaşandı. Mesela Ninurta'nın oradaki ordu kuzeye gitmeye tercih etti. Ben de burayı kütleye alayım o zaman.
A fight. Yes. Güzel bir şeyimiz daha oldu. Mukaddes Mezopotamya toprağı değil ne yazık ki. Aslında. The cry of triumph. Bunluk bir yer varmış. Şu yıkılabilir ya, burada asker masker yetiştirmem ben. Protector of Assyria. Siz ise öncelikle sen gidip şurayı kuşatıyorsun. Oradan 10 kişinin gelmesini engelliyorsun kendi başına. Sen de buraya dümdüz saldırarak alır mısın? Okay, biraz sarılıyoruz ama olsun. Ve bir maksat daha yerine getiriliyor sanırım böylece. Yes. Maksat başarılı. Taş ve altın verdi bu da bana. Tüm arketiplerde maksimuma çıkmışız. Arketip yuvası, maksat süresi. Burada yerleşmiş yeri işgalinde iş gücü veriyor. Bu yücelik anıtı sınırını arttırıyor. İnşaat maliyetini azaltıyor %20. Yücelik anıtının. Bu da şu an kraliyet sarayı kabiliyetini kazanın. Ne ziyaret edin. Topraklara uğrayarak şey alıyoruz ya, kaynak alabiliyoruz ya, artık ondan bahsediyor. Tamam, cool. Kraliyet katibi yokmuş. Atayalım. Bir dakika. Fatih yapı ustası ya da denetçi. Onlar da yükseldi zaten, onlardan devam edelim. Fatih yapı ustası, denetçi. Denetçi olur, gelsin. Okay, sen şimdi bir şeye gir. Şu vaziyete bir gir. Şuraya bir yaklaşabildiğin kadar. %70 var. Bir dakika, ihtiyaç halinde oraya. Ama zaten oraya yetişemeyeceğim değil mi? Tamam. Burada kal. Düzgün bir ordu yokmuş ama olsun. Hadi yürüyerek gel bakalım şuraya. Şu zibidilerden kurtulabilirsek erkenden daha iyi olur tabii bizim için. Welcome to my court. My ward is lord. Şantaj yap kumpasını buna karşı yapıyorum. %100. Tamam. O zaman buna şantaj yapamayacağım için 120 saygınlık para, 360 çok fazla. Dümdüz dedikodu yersen. Watching crops grow is more interesting than this. Sarlı bina, Kahat. Yeni aldığım yer. İş gücü artışı olur. Üretim tüm kaynaklar %10. Meh, bunu yık ya. Karada hareket. Bu haritasını eyaletteki orlara. Hadi kalsın ya, madem o kadar yapmışsın. Başka neyimiz var burada? Garnizon binası yapmalı. Şimdi daha binasını da yapalım. Garnizon binasını da yapalım. Şuraya da bir tane İnşişinak tapınağı yaptık mıydı? Misler gibi olur. Yükseltme mi? Yükseltelim. Karakol şunu yap, bunu yık, bunu yık, bunu yık. Askeri karakolları pek efektif bulmam. Burayı da yık. Bir inşinak yap. Newton'un harcamış yeteneği varmış. Okey, sadece buradan gidebiliyoruz artık zaten. Tüm birimlere zırh vermektense tercih edebileceğim başka bir şey var mı? Ya. Yani bütün birimlere zırh tabii ki güzel bir şey de miktar çok az ya. 5 veriyor yani. Çok düşünmeden seçiyorum artık bunları. Burada bir durumlar var mı? Yok, siz kalsın öyle. Burada 10 tane yerleşim yeri olan biri varmış. Muhtemelen savaş açmam ama. Yok, burası Mezopotamya toprağıysa oranın da Mezopotamya toprağı olma ihtimali var. Kalsın. Bu da aynı şekilde. I take care of problems. Ara
ayağımız iyileşiyor da yerleşim yeri verdiğim için hala konferansiyona çok sıcak bakmıyor kendisi. Okey, 6 kişilik bir orduyu pusuya düşürdük. Hayır demem. Yeni bir maksat. Büyük maksat mı bu hatta? 28 yerleşim yeri olabilir. 31 yerleşim yeri. Yani bu dururken onu seçmem. 5 boş duran iş gücüne sahip 2 eyalete sahip olun. Bu bayağı kolay aslında. 7 yerleşim yeri fethetmekten daha kısa sürer. Bunu seçtim. Nödül daha iyi ama olsun. Bir bakayım. 5 boşta duran iş gücü. Burada 2 var. Burada 3 var. Hiçbir şey yapmazsam birikir ama. Şu an 3'ten fazla olan yok galiba ama. Bir tane 5 varmış mesela. 2 tur sonra buraya bir şey yapmazsam mesela. Gayet oluyor. Tamam, süper. Oraya yapmayayım o zaman. Diğer yerleşim yerlerini çok şey yapmaya gerek yok. Sınırlamaya gerek yok o konuda. Yapalım direkt. Bu kalacak. Balihu. Bir de işte Babil kalacak. Yok. Babil değil mi burası? Tamam. Babil kalacak aynen. 2 tur sonra 5 olacak burası da zaten. Yenisini seçmeye bir var. Şu arkadaş buraya geri çekildi. Burası eyalet başkenti. Aa değilmiş. Ulaşabiliyor musun? Rahatlıkla ulaşıyorsun. Şurayı talan etti. All answer to me. 13 artı 12. Bak, 19, 29, 32 kişilik bir ordu. Ama tırt bir ordu. Ne diyorsun? Submit to me. Yeril gidiyor. Cemalet bir şey değiştiriyor mu? Pyrrhus zaferi diyor, herkes ölüyor. Yani çok zor bir savaş değil de uğraşmak istemiyorum artık zaten. Saatlerdir oynuyorum, yoruldum. Bitirmek de istiyorum bir an önce. Nasıl yapalım? Şunlarla desteğe girelim. Bunların bu tarafta başka bir işi yok zaten nasılsa. Vurabileceğim bir karakol şurası varmış. Toprağına basmasaydın keşke de neyse. Aa desteğe gelebiliyor. Hala saldırabiliyor musun? Saldırabiliyor. Süper. Bu kadar hızlı gelebileceğini düşünmemiştim. Madem öyle sen de aynı şeyi yap. North toprağına illa basacağız ya. Yapacak bir şey yok. We must go there. Okay, şimdi rahatlıkla alırız herhalde 30 sonuçtan. Hala yaralananlar var da. A testament to Asteria's supremacy. Okay, yeni tanrılar keşfettik. Bunları bir tamir edelim mi? Özel bir şey var mı? Yok. Okay, tamir edelim o zaman. Burning desire. The future belongs. Bunlar ne kadar güçlü şimdi? Şuradan bakmam lazım. Hala bir şeyleri var. Diğer tırt fraksiyonun bir şey kalmamış bu arada. Ne olur ne olmaz. Gene yanımızda takılmaya devam et. Belki birilerini pusuya düşürmek isteyebiliriz. What will fate bring? Burası eyalet başkenti mi? Eyalet başkenti. I take care of problems. What next? Bakalım. Take that pathway. Direkt saldırabiliyoruz da. End this Assyrian. Evet. Hayırlı bir sonuç olmuyor. Siege crew. Az böyle siege edeyim. Yani saldırırsam kesin alırım çünkü okçularım var, onun atlıları var. Atlıları okçularla öldürmek kolay da dediğim gibi üşeniyorum. Here I rule. Here
I act. Şantaj yapıyorum buna. I am. Saygınlık kazanacağım. Şununla normal bir şekilde saygınlığımı artırıyorum. So, these are the latest developments. Anyway. Şimdi yükseltmek. Yes, olur. Karakol inşası. İşnak. Böyle bir tane bundan. Hani Galvat beklesin. Bu zaten bekliyor. Aha. Tamam. Burası da zaten bekliyor. Balihu. Tamam. Yerilla. Heh, keşfedilenlerden bahsediyor. Ağacın yüzünde sorun yok. İki savaşı da kazanıyorum nasılsa. Büyük Sardon'u önümüzdeki tur seçebileceğim. Sarayını kullandığım yere ilanlar diplomasi. Vıdı vıdı vıdı. Tamam. Bu ne? Heh, yaz. Tamam. Harcağın bir şey tek bandırı var. Yine Nihurt'a verelim tabii ki. Über güçlü olsun. Ne açıldı? Bu açıldı. Tunç bakım masrafı altın gelirini azaltıyor ama. Heh. Bu. Şimdi darçın bakım masrafı. Yerli birim kullanmadığım için gerek yok. Tamam. Şuradan devam et. Tunç bakım maliyeti. Dur. Tunç bakım maliyeti yüksek olan ordu bu mu? 519. En yüksek olan ordu hangisi? Evet bu. Tamam. O zaman bunu sen tak. Nedir? Her neyse. İnşaatlara baktık. Maksatlara 50 kere baktım zaten. Devam. Saldırıyorlar. Ha, karakol garnizonu varmış. Ya, onları bir engellersem daha kolay olur benim için. Oradaki karakol garnizonunu fark etmemişim ben. Nerede peki o karakol? Nerede olduğunu göremiyorum. Biraz ilerlemem lazım galiba. They have the advantage. Always ready. Değil, şurada değil. Belli ki şu taraflarda herhalde. Set course. This is our karakol bulamadığım için şey yapamıyorum. How long will the world? Sen şuraya bak bari. Send scout ahead. Lan te buradaymış karakol. Everybody has tamam, their. O tarafa doğru gel o zaman. Sound marching horns. Aynı bölge değil mi burası? Arapa, aynen. Protector of Assyria. Okay, bu kardeşlerimizle Melide doğru yola çıkalım. Hatta yola çıkmakla kalmayalım. Divine çökelim direkt. Sen tuzaklık görevi göreceksiniz. Senin şu gün yetiyor mu? Yetmiyor. Tamam, sen de şöyle yaklaş o zaman. Şöyle gelebilirsin. Melit, evet, eyalet başkenti. Ama iki ordu tık diye alırız herhalde ya. Kuşatma silahı şey yapmaya gerek kalmadan, üretmeye gerek kalmadan. Neydik? Ha, millet ondan şey alıyordum, tamam. Kayıt fermanı, bunu da araştırdık. Burada geçirme maliyeti yerli birim, geçiniz. Yabancı nüfus geç. Yetişim üretmesi fraksiyon 2 fena değilmiş de. Şimdi maliyet fraksiyon 5. kademe birimler için sadece. Fraksiyon çapında bakım masrafı azaltımı. Olmaya daha az birim olan birimler için güzel şeyleri varmış. Bir tane mi ondan? Bu arada ben yeni bir tanrıya tapınma şeysini araştırsam ufaktan fena almayacak. Shushinak'ı da zaten maksimuma ulaştırmak üzereyiz çünkü. Nerede peki o diye soracak olursam ben... Şurada.
Hani gitmek için de şuradan gidiliyor. Bu neymiş? Tapınak karşı tamamındaki iş gücü. Meh. Altın %10. Okey. Daha yakınlarda etkisi yüksek bir şey var mı? Tüm birimlerin tecrübe puanını arttırmak mantıksız değil. +5 diplomatik ilişki mantıksız değil. İlahtan gelen meşrutiyet güzel. Meşrutiyete artık bu saatten sonra fazla ihtiyacım olmaz herhalde. Tamam ya, oraya doğru gidelim biz. Welcome to my court. Senden bu kadar şey yaptıysak. Senden meşrutiyet çalabilirim. Ya da sen sadece başarılı, güzel. Senden de bir şey isteyebilirim değil mi? Seçkin savaşçı isteyeyim senden öncelikle. If I feel motivated enough. Karakol inşaatı. Yes, lütfen. Genel inşaat olarak şunu yap. Burası kalıyor bir tur daha. Manasız bir binaya kalsın. Daha doğrusu birinci seviyesi yine şey yapıyor, garnizon sağlıyor 3-5 sağ olsun da. Seviyesini arttırmanın pek bir manası yok onun. Bunu tabi bir tecrübe puanı daha kazanmış. Ve bir tane şundan slot kazanmış. Ne verelim? İşlem maliyeti, bakım masrafı, altın geliri. Ha, yerli birimler için geç. Bütün birimler için ya -100 altın da biraz fazla be dostum. Evet, benim için biraz fazla o. İşgücü bakım masrafı yerli birim kullanmıyorum. Altın geliri 50. Savaş arabacısı, savaş arabaları için ikmal. Şunu 8 yapınca. Bu da biraz geç ya. Beğenmemekteyim hiçbirini. Yani gidip 50 altın gelirine falan vereceğim galiba, o olacak yani. Onların ikmali artsın, ne bileyim. İkmal ve yeterince fazla zaten de. Onlar fazla hasar alıyor. Dur, şunlara bakmıştım zaten. Bir maksat daha seçelim. Gıda bölgesi, altın üreten bir bina, 30 yerleşim yeri, bir zafer noktası veriyor ama ya azmış bu biraz. Bir de 8 yerleşim yeri biraz fazla, uzun sürer. Şu yakınlarda vardır herhalde ya bir gıda yeri. By the will of the gods, you are chosen to reign over these bountiful lands. Along the mighty rivers, Tigris and Euphrates. To become a leader of man and beast. A true king of the universe. True King of the Universe. Ve böylece iç savaşta sonlanmış oldu. Sanki bir iki tur daha varmış gibi geldi bana ama okey. Hayır demem. Ne? Böylece artık evrenin zaten kralı olmuştum zaten oyunun başlarında. Böylece iç savaşı da sonlandırarak bunu tasdik etmiş oldum ama sıkıntı şu, iç savaş sonlanınca direkt barış yapıyoruz ya, ondan hoşlanmıyorum ya. Şu an tam da bunları fethetmek üzereydim yani. Ölümde de şeylerdi. Neyse, bir süre onları beklemek gerekiyor eğer tekrar, yani
kampanya devam etmeyeceğim de devam edecek olsaydım bunlara şu an savaş yaşamayacağım için çok gıcık olurdum. Zafer hedeflerinde durum 46. Bu arada şeye bakmak istiyorum ya. Birisi masallaştırmamı istiyordu ya aşağıdaki Ur. Ha. Artık istemiyor, tamam. Masallaştırınca acaba sayılıyor mu ondan emin olamadım. Galiba sayılıyordu oradaki ele geçirdiğim topraklarda küçük zafer hedefine sayılıyordu ama zaten yeterli olmayacaktı. Vallahi genel olarak bu kampanyanın hakkında yorumlarım, bu kampanyanın çok zorlu, çok kriz bir kampanya olduğunu duymuştum. Vallahi ben de hiç öyle olmadı ya. Yani Babil Seferi daha zordu, Troya Seferi daha zordu. Yani bu Ferroht'ta oynadığım en kolay kampanya olabilir herhalde. Yani şansım yaver gitti diyelim. Yani daha ikinci bölümde evrenin kralı olmam çok büyük bir avantajdı mesela. Yani direkt bunlara evlatlık olup direkt bunların fraksiyon liderinin ölmesi sonra da benim evrenin kralı olarak başa geçmem bayağı büyük bir şanstı. Onun dışında işte etrafımdaki savaşmak istemediğim fraksiyonlarla sürekli olarak bir ticaret anlaşması yapmam herhalde onların bana savaş açmasını uzun süre engelledi diye düşünüyorum. Çünkü güneye odaklanabildim uzunca bir süre iç savaş başlayana kadar. Buraları da tıkır tıkır aldım vallahi. Küçük böyle 1-2 yerleşim yerine sahip fraksiyonları tıkır tıkır alarak Mukaddes Mezopotamya topraklarını ele geçirerek yani her şey yolunda gitti bu kampanyada. Ya çok bir sıkıntı yaşamadım. Şu an bu kampanyaya devam edecek olsaydım şu an ne yapardım diye soracak olursanız şunlarla bir saldırmazlık anlaşmam yok. Hemen de dibimdeler. Şu ticaret anlaşması da bitmek üzere bir tur kaldı. Şu an madem şunlara savaş açamıyorum, buradaki iki büyük ordumu, bunlarla da aynı şekilde barış yapmak durumunda kaldım. Şuradaki büyük ordumu direkt olarak bunları almaya odaklardım diye düşünüyorum. Onları aldıktan sonra da bir ya da iki ordumu güneye indirir. Şuradaki ıvır zıvır fraksiyonları toplar. Bir ordumu da herhalde ne bileyim Kenan'a doğru, Orta Doğu'ya doğru gönderirdim diye düşünüyorum. Anadolu'nun çok da uzandı değiliz. Hatta kıyısından Anadolu'ya girdik mi sayılır acaba? Fraksiyon özetine değil de. Şeye nereden bakılıyordu ya bu oyunda? Yes. Gekkan'ı mı? Yok. Kayıtlar. Şurada. 46 tur olmuş bu arada. Şöyle bir ilerleyişimizi izleyelim. Şuyuz bu arada. Hızlı bir şekilde ilerledik. Babil falan. Onları da aldık. Orada bir kaptı kaçtı yaptılar. Ondan sonra kuzeye odaklandık falan derken dediğim gibi sorunsuzca güzelce bitirmiş olduk seferi. Kısa sefer zaferine ulaşmak da herhalde çok zor olmaz diye düşünüyorum. Ama zaten izlenme sayılarında negatif anlamda rekorlar kıran bir seri. Daha da uzatmanın anlamı yok. Neyse efendim, hala izleyen 3-5 kişiye izledikleri için teşekkür ediyorum. Mümkünse bir beğeninizi rica ediyorum. Kendinize iyi bakın diyorum o zaman. Muhtemelen yarın yeni bir serinin başlangıcında görüşmek üzere. Haydi.